16. Bölüm Maegdin'e dair. Fingolfin'in kızı Noldor'un ak hanımı Arfeniel Aradel, kardeşi Turgon'la Nevras'ta yaşıyordu. Ve onunla birlikte saklı krallığa gitti. Ama Valinor'da alışık olduğu gibi yeniden geniş topraklarda at sürmeyi, ormanlarda yürümeyi arzuluyordu. Ve korunan Gondolin şehrinden bıkmıştı. Gondolin'in yapımının bitirilmesinden 200 yıl sonra Turgon'la konuşup ayrılmak için izin istedi. Turgon izin vermeye isteksizdi. Uzun süre reddetti. Ama en sonunda kabul etti ve dedi ki ''Git o zaman eğer istiyorsan. Bu benim düşüncelerime karşı olsa da ve öngörüyorum ki bu hem sana hem de bana kötülük getirecek. Ama sadece kardeşimiz Fingon'u aramak için gideceksin.'' Ve seninle gönderdiklerim Gondolin'e yapabildikleri kadar çabuk dönecekler. Ama Aradel dedi ki... Ben senin kız kardeşinim, hizmetkarın değil. Ve senin sınırlarının ötesi bana iyi görünürse giderim. Eğer bana eşlik edecekler için gönülsüzsen o zaman yalnız giderim. Sana elimde olan hiçbir şeyi gönülsüzce veriyor değilim. Yine de buraya dönüş yolunu bilen kimsenin duvarlarımın ötesinde yaşamasını istemiyorum. Sana güveniyorsan bile kardeşim... Dillerine hakim olmaları konusunda diğerlerine daha az güveniyorum. Turgon, kendi ev halkından 3 soyluyu Aradel'le birlikte at sürmek için görevlendirdi. Ve eğer söz geçirebilirlerse onu Hittum'daki Fingon'a götürmelerini emretti. Uyanık olun. Çünkü Morgoth kuzeyde hala kuşatılmış olsa bile Orta Dünya'da hanımın hakkında hiçbir şey bilmediği pek çok tehlike var. Dedi. Ama Sirion nehrindeki Britiak sığlığına gelindiğinde Aradel kendisine eşlik edenlere dedi ki ''Şimdi güneye dönün, kuzeye değil. Çünkü Hitlum'a gitmeyeceğim. Yüreğim daha çok Heonor oğullarını, eski dostlarımı bulmayı arzuluyor.'' İkna edilemediği için emrettiği gibi güneye dönerek Doriath'a giriş izni aradılar. Ama sınır muhafızları onları reddetti. Çünkü Thingol, Finarfin Hanedanı'ndan akrabaları dışında hiçbir Noldor'un, en çok da Feanor oğullarına dost olanların kuşağa geçmesini istemiyordu. Bu yüzden sınır muhafızları Aradel'e dediler ki ''Aradığınız Celegon ülkesine Kral Thingol'un ülkesinden asla gidemezsiniz. Melian kuşağının ötesine güneye ya da kuzeye at sürmelisiniz. Henüz de olarak Britak'tan doğuya. Dimbar içinden ve bu kralın kuzey sınırı boyunca giden yollar üzerinden Eskaldün Köprüsü'nü ve Aros Sığlığı'nı geçip Ymirin Tepesi'nin önünden uzanan topraklara gideceksiniz. İnanışımıza göre Celegon ve Curufin orada yaşıyor. Belki de bulursunuz onları. Ama yol tehlikelidir. Sonra Aradel dönüp Ered Gorgoroth'un tekinsiz vadileri ve Doriath'ın kuzey çitleri arasındaki tehlikeli yolu aradı. Nandurgoteb'in kötü topraklarına yaklaştıkça atılar gölgelerin içinde ağ gibi sarmalandı ve Aradel eşlikçilerinden ayrılıp kayboldu. Tuzağa düşmesinden ya da ülkenin zehirli pınarlarından içmesinden korkarak eşlikçileri uzun süre onu aradı. Ama dar ve derin koyaklarda yaşayan Ungoliant'ın korkunç yaratıkları uyanıp onları izledi. Canlarını zor kurtardılar. Sonunda döndüklerinde ve hikayeleri anlatıldığında Gondolin'in üzerine büyük bir keder çöktü. Turgon uzun süre tek başına sessizlik içinde keder ve kızgınlığa katlanarak oturdu. Ama eşlikçilerini boş yere arayan Aradel yola devam etti. Çünkü Finwë'nin bütün çocukları gibi korkusuz ve yürekliydi. Yolundan ayrılmadan Eskaldün ve Aros'u geçerek o günlerde Angband kuşatması kalkmadan önce Celegon ve Curufin'in yaşadığı Aros ve Selon arasındaki Himland diyarına ulaştı. Ama onlar o sıralarda evlerinden uzakta Targelion'un doğusunda Karantir'le at sürüyorlardı. Efendilerinin dönüşüne dek kalarak kendilerini onurlandırmasını istediler. Orada bir süre hoşnuttu ve ormanlarda özgürce dolaşmaktan büyük zevk aldı. Ama yıl uzayıp Celegon dönmediğinde yeniden huzursuzlaştı
dışarılara, daha uzaklara. Yeni yollar ve ayak basılmamış yerler arayarak tek başına at sürmeye başladı. Böylece Aradel, yılın sonunda Himrand'ın güneyine ulaşıp Selon'u aştı. Ve farkına varamadan Nanelmont'ta tuzağa düşürüldü. Melian, çok eski çağlarda Orta Dünya'nın alacakaranlığı içinde o ormanda ağaçlar daha gençken yürümüştü. Ve ormanın üzerinde hala bir büyü uzanırdı. Ama şimdi Nanelmont'un ağaçları Beleriand'ın en uzun ve karanlık olanlarıydı. Oraya hiç güneş gelmedi. Şimdi oraya karanlık elf denen Eol yerleşmişti. Thingol'un akrabalarındandı. Ama Doriath da rahatlığında huzursuz ve mutsuzdu. Yaşadığı region ormanının çevresine Melian kuşağı yerleştirildiğinde Nanelmont'a kaçtı. Orada yıldızlar altındaki alacakaranlığı ve geceyi severek koyu gölgeler içinde yaşadı. Morgoth'un dönüp Beleriand'ın sakinliğini bozmasının suçunu Noldor'a yüklediği için onlardan uzak durur, cüceleri eskinin bütün elf halkından daha çok severdi. Cüceler Eldar topraklarında olanların çoğunu ondan öğrendi. Mavi dağlardan inen cüceler Doğu Beleriand'ı geçmek için iki yol izliyordu. Ve Aros sığlığına doğru giden kuzey yolu Nanelmont'un yakınından geçerdi. Eol orada Naugrim'le buluşup konuşurdu. Dostlukları gelişirken zaman zaman konukları olarak Nogrod ya da Belegost'un derin konaklarında yaşadı. Orada maden işine dair çok şey öğrendi. Büyük beceri kazandı. Ve cücelerin çeliği kadar sert bir metal tasarladı. Ama dövülürlüğü öyle yüksekti ki onu inceltip yumuşatabiliyor, yine de tüm kılıç ve oklara karşı dayanıklı kalıyordu. Ona Galvorn adını verdi. Çünkü siyahtı. Kara kehribar gibi parıldardı. Eol her ne kadar demircilik yaptığı için aşağılansa da yüce değil, Teleri'nin yüce soyundan gelen, yüzünün zalimliğine rağmen asil, uzun boylu bir elfti. Gözleri gölgelerin ve karanlık yerlerin derinliklerini görebilirdi. Ve Arfeniel Arateli, Nanelmont sınırının yakınlarında uzun ağaçların arasında dolaşırken görmüş. Loş mekanda beyaz bir parıltı olarak. Gözüne çok güzel görünmüş ve onu arzulamış. Çıkış yolunu bulamayıp ormanın derinliklerindeki evine daha da yaklaşsın diye büyüler yapmış. Orada demirhanesi, loş salonları, efendileri gibi sessiz ve gizemli olan hizmetkarları varmış. Dolaşmaktan yorulan Aradel, sonunda kapısına geldiğinde kendini gösterip onu karşılayıp evine almış. Ve o da orada kalmış. Çünkü Eol onu karısı olarak almış. Bir akrabası ondan haber alana dek uzun zamanlar geçmiş. Aradel'in tamamen gönülsüz olduğu, uzun yıllar boyunca Nanelmont'ta yaşamanın onun için nefret verici olduğu söylenmez. Çünkü Eol'un öğütleriyle gün ışığından sakınsa da birlikte yıldızların altında ay ışığında dolaştılar. Eol'un Feanor oğulları ya da herhangi bir Noldor araması yasağı dışında eskiden yaptığı gibi tek başına gezinebiliyordu. Aradel, Nanelmont'un gölgelerinde Eol'a bir oğul doğurdu. Ve yüreğinde Noldor'un yasaklanan dilinde bir isim verdi ona. Alacakaranlığın oğlu anlamındaki Lomion. Ama babası 12 yaşına dek ona isim koymadı. Sonra keskin bakış Maegdin dedi. Çünkü oğlunun kendininkinden daha derici gözleri olduğunu, düşünce gücünün sözlerin bulanıklığının ötesinde yüreklerin gizlerini okuyabildiğini anlamıştı. Maegdin serpilince yüzü ve bedeni Noldor akrabalarına benzedi. Ama tavırları ve aklıyla babasının oğluydu. Onu yakından ilgilendiren olaylar dışında pek konuşmazdı. Sesi duyanları etkileyip karşı çıkanları yenecek güçteydi. Uzun boylu, siyah saçlıydı. Gözleri koyu ama Noldor gibi parlak ve keskindi. Teni ise beyazdı.
sık sık Eol'le birlikte doğuya Eret Lindon'daki cüce şehirlerine gider, orada gösterilenleri hevesle öğrenirdi. Özellikle dağlarda maden cevheri bulma sanatını. Yine de annesini daha çok sevdiği söylenir. Eol dışarıdaysa uzun süre annesinin yanında oturup akrabaları ve onların Eldamar'da yaptıklarını Fingolfin Hanedanı prenslerinin güç ve yiğitliklerine dair anlatabileceği her şeyi dinlermiş. Tüm bunları yüreğine işlemiş ama en çok Turgon hakkında duyduklarını, veliahtının olmayışını. Çünkü karısı Elenve Herkarakse geçişinde ölmüş, tek çocuğu kızı Celebrimdal idrilmiş. Bu hikayeleri anlatırken Aradel'in içinde soyunu yeniden görme tutkusu uyanmış. Gondolin'in ışığından, güneş altındaki pınarlardan, bağrın rüzgarlı göğü altında uzanan Tümladen'in yeşil çayırlarından nasıl bıktığına şaşırmış. Üstelik oğlu ve kocası uzaklardayken çoğunlukla gölgeler içinde yalnızmış. Bu hikayeler aynı zamanda Maegdin ve Eol arasındaki ilk tartışmalara yol açmış. Çünkü annesi Maegdin'e Turgon'un nerede yaşadığını veya oraya nasıl gidebileceğini asla açıklamamış. O da tatlı dil kullanarak sırrı öğrenebileceğine ya da onun korunmasız aklını okuyabileceğine güvenerek fırsat beklermiş. Ama bu yapılamadan önce Noldor'u izlemeyi, uzakta yaşamayan akrabaları Feanorlarıyla konuşmayı arzulamış. Amacını Eol'a açıkladığında babası öfkelendi. Maegdin, oğlum, sen Eol hanedanındansın. Golodrim değilsin. Bu toprakların tümü Teleri topraklarıdır. Ve ne kendimin ne de oğlumun akrabalarımızın katilleriyle, yurtlarımızın istilacılarıyla, gafçılarıyla ilgilenmesine izin vereceğim. Bana itaat edeceksin. Yoksa seni buraya bağlarım. Maegdin yanıt vermedi. Ama soğuk ve sessizdi. Eol'le birlikte bir daha ülke dışına çıkmadı. Eol de ona güvenmedi. Cüceler adetleri olduğu gibi yaz ortasında Eol'ü Nogrod'da bir ziyafete çağırmış. Ve o da gitmiş. Şimdi Maegdin ve annesi bir süreliğine diledikleri yere gitmek için özgürmüş. Ve genelde gün ışığını arayarak ormanın derinliklerine at binerlermiş. Manelmont'u sonsuza dek terk etme arzusu Maegdin'in yüreğinde alevlenmiş. Bu yüzden Aradel'e demiş ki, "Vakit varken gidelim. Bu ormanda senin ya da benim için ne umut var ki? Burada esaret altında tutuluyoruz. Ve burada kazanacağım hiçbir şey yok. Çünkü babamın öğretmesi gereken ya da Nogrim'in bana göstereceği her şeyi öğrendim. Gondolin'i aramayalım mı? Sen rehberim olursun, ben de senin koruyucun." Sonra Aradel umutlanıp gururla oğluna bakmış ve Eol'ün hizmetkarlarına Feanoroğullarını aramaya gittiklerini söyleyerek ayrılmış. Nanelmont'un kuzey saçaklarına doğru uzaklaşmışlar. Selon'un sığ suları üzerinden Himland topraklarına geçip Aros sığlıklarına, Doriath çitleri boyunca batıya doğru at sürmüşler. Eol doğudan, Maegdin'in tahmininden daha kısa sürede dönüp karısı ve oğlunu aradığında gidişlerinin üstünden 2 gün geçmişti. Öfkesi öyle büyüktü ki onları gün ışığında bile izledi. Himland'a girdiğinde öfkesini dizginleyip tehlikeleri hatırlayarak İhtiyatlı ilerledi. Çünkü Kelegon ve Curufin Eol'u hiç sevmeyen güçlü efendilerdi. Dahası Curufin'in tehlikeli bir ruh hali vardı. Ama Agno'nun gözcüleri Maegdin'de Aradel'in Aros sığlıklarında az sürüşlerini görmüş ve garip şeylerin oluştuğunu anlayan Curufin geçitten güneye inerek sığlıkların yakınında kamp kurmuştu. Eol, Himland'ın işlerine at sürmeden Curufin'in süvarileri yolunu keserek onu efendilerine götürdü. Curufin öyle dedi ki, "Topraklarımda işin ne, karanlık elf? Belki acil bir meseledir. Güneşten ürken birini gündüz vakti dışarı çıkartan." İçinde bulunduğu tehlikeyi bilen Eol, aklında uyanan acı sözlere gem vurdu. "Efendi Curufin,
oğlumun ve karımın, Gondolin'in akınımı, ben evden uzaktayken sizi ziyaret etmek için yola çıktıklarını öğrendim. Onlara katılmam bana uygun göründü. Sonra Kruffin Eol'e güldü ve dedi ki... Onlara eşlik etseydin burada umduklarından daha sıcak karşılanabilirlerdi. Ama sorun değil. Çünkü onların niyeti bu değildi. Arosyak üzerinden geçip hızla batı yönelişlerinin üstünden 2 gün bile geçmedi. Görünüşe göre beni kandıracaktın. Eğer gerçekte sen kandırılmadıysan. Ve Eol yanıtlamış. O zaman efendim, belki de bana gidip bu işin aslını öğrenmem için izin verirsiniz. İznimi alabilirsin ama sevgimi değil. Topraklarımdan ne kadar çabuk ayrılırsan o kadar çok mutlu olurum. Sonra Eol atına tırmanarak dedi ki, ihtiyaç olduğunda böylesine nazik akraba bulmak iyi bir şey efendi Kruffin. Döndüğümde bunu hatırlayacağım. Kruffin Eol'a kötü kötü baktı. Eşinin ünvanıyla önünde gösteriş yapma. Çünkü Noldor kızlarını çalan, hediyesiz ve izinsiz evlenenler, onların akrabalarıyla akrabalık kazanamaz. Sana gitmen için izin verdim. İznini al ve var git. Eldar yasalarına göre bu sefer seni katledemem. Ve şu öğüdü de ekleyeceğim. Lan Elmoth'un karanlığında yaşadığın yere dön. Çünkü yüreğimin beni uyandırdığına göre artık seni sevmeyenler izlersen oraya asla dönemeyeceksin. Sonra Eol hızla at sürdü. Tüm Noldor'a karşı kinle dolmuştu. Çünkü şimdi Maedhin ve Aradel'in Gondolin'e kaçtıklarını anlamıştı. Kızgınlık ve küçük düşüşünün verdiği utanç da Aros sığlıklarını geçip hızla onların peşinden gitti. Ama onun izlediğini ve en hızlı ata bindiğini bilmemelerine rağmen onları göremedi. Britiak'a ulaşıp atlarından ayrılmalarına dek. Sonra kötü talih onları açığa çıkardı. Çünkü atlar yüksek sesle kişnemiş ve Eol'ün atı bunu duyup onlara doğru hızlanmıştı. Eol uzaktan Aradel'in ak giysilerini gördü. Dağların içine giden gizli yolu arayarak hangi yöne gittiğine dikkat etti. Aradel ve Maeglin Gondolin'in dış kapısına ve dağların altındaki saklı korumaya ulaştılar. Ve orada neşeyle karşılanıp 7 kapılardan geçerek Amon Gvaret üzerindeki Turgon'un huzuruna geldiler. Kral Aradel'in anlattığı her şeyi şaşkınlık içinde dinledi. Ve kız kardeşinin oğluna Maedhin'e içinde Noldor prensleri arasına atanabilecek birini görerek ilgiyle baktı. Aslında Arfeinyel'in Gondolin'e döndüğüne seviniyorum. Şimdi şehrim yeniden onun kaybolduğunu düşündüğüm günlerden daha güzel görünecek. Ve Maeglin topraklarımda en yüksek onura sahip olacak. Sonra Maeglin'e eğildi. Turgon'un efendisi ve kralı olduğunu, onun istediği her şeyi yapmayı kabul etti. Ama sonra suskun ve dikkatliydi. Çünkü Gondolin'in ihtişamı ve parıltısı annesinin hikayelerine göre düşlediklerinden daha güçlüydü. Şehrin kudreti, halkının kalabalığı, gördüğü birçok garip ve güzel şeyi onu şaşırtmıştı. Ne var ki gözleri hiçbirine, kralın yanında oturan kızı İdril'e çekildiği kadar çekilmedi. Çünkü o, annesinin soyu olan Vanyar gibi altın parlaklığındaydı. Ve ona kralın salonunda ışıldayan bir güneş gibi görünüyordu. Aradel'i izleyen Eol, kuru nehri ve gizli yolu bulup görünmeden içeri sızarak korumaya geldiğinde yakalanıp sorgulandı. Korumadakiler Aradel'in karısı olduğunu iddia ettiğini duyunca şaşkınlık içinde kalıp hızla şehre haberci oladılar. Ve haberci kralın huzuruna geldi. Efendim, korumadakiler saklı kapıya görünmeden gelen birini yakaladı. Kendine Eol diyor. Uzun boylu bir elf. Karanlık ve zalim. Sindar soyundan. Ne var ki Aradel Hanım'ın karısı olduğunu iddia edip huzurunuza çıkarılmayı istiyor. Öfkesi büyük ve zapt etmek zor. Yasanızın emrettiği gibi onu öldürmedik. Sonra Aradel dedi ki... Yeter. Korktuğum gibi Eol bizi izledi. Ama bunu büyük gizlilikle yaptı.
Çünkü biz saklı yola girdiğimizde ne bir izleyen gördük ne duyduk. Söylediği doğru. Onun karısıyım ve o oğlumun babası. Onu öldürmeyin. Ama eğer kral öyle isterse buraya kralın yargılamasına getirin. Ve öyle yapıldı. Eol, Turgon'un huzuruna getirilip yüce tahtının önünde gururlu ve somurtkan olarak durdu. Her ne kadar gördüğü her şey karşısında oğlu kadar şaşkınlığa düşse de yüreği Noldor'a kızgınlık ve nefretle daha da doldu. Ama Turgon onu onurlandıracak şekilde davrandı. Ayağa kalkıp elini uzattı ve dedi ki: "Hoş geldin akraba. Çünkü böyle görüyorum seni. Burada dileğin gibi yaşayabilirsin. Burada kalman ve krallığımdan ayrılmaman şartıyla. Çünkü yasalarıma göre buradan yolu bilen kimse ayrılamaz." Ama Eol elini geri çekti. "Senin yasanı tanımıyorum. Ne sen ne de senin soyundan birinin bu topraklarda ülkeler kurmaya veya orada burada sınırlar oluşturmaya hakkı yoktur. Burası senin tamamen sessizce, daima kibirle ve haksızca uğraşarak savaş getirdiğin Teleri topraklarıdır. Senin sırların umurumda değil ve senin hakkında casusluk etmeye değil, kendime ait olanı talep etmeye geldim. Karımı ve oğlumu. Eğer kız kardeşini Aradel üzerinde bir hak iddia ediyorsan, o zaman kalsın. Bırak kuş kafesine geri dönsün ki orada daha önce hastalandığı gibi yeniden hastalanacaktır. Ama Maegdin öyle değil. Oğlumu benden uzak tutamazsın. Gel Maegdin, Eol'un oğlu. Baban sana emrediyor. Onun düşmanlarının ve akrabalarının katilinin evini terk et. Ya da lanetlen." Ama Maegdin hiçbir yanıt vermedi. O zaman Turgon elinde hüküm asasıyla yüce tahtına oturup sert bir tonla konuştu. "Seninle tartışmayacağım karanlık herif. Senin güneşsiz ormanların yalnızca Noldor kılıçlarıyla korunuyor. Orada vahşice dolaşma özgürlüğünü soyuma borçlusun. Ve ancak onlar sayesinde uzun süredir Angband çukurlarında esir olarak çalışmıyorsun. Ve burada kral benim. İstesen de istemesen de benim hükmüm yasadır. Bu seçim sadece sana veriliyor. Burada kal ya da öl. Ve oğlun için de böyle." Sonra Eol, Kral Turgon'un gözlerinin içine baktı. Cesareti kırılmıştı. Ama salonun üstüne durgun bir sessizlik çökerken uzun süre konuşmadan hareketsizce bekledi. Onun tehlikeli olduğunu bilen Aradel korktu. Birdenbire yılan kadar çevik bir hareketle pelerinin altında sakladığı kısa bir kargıyı Maegdin'e fırlatarak bağırdı. "İkinci tercihimi yapıyorum. Ve oğlum içinde. Bana ait olanı tutamayacaksın." Ama Aradel kargının önüne fırladı ve kargı omzuna çarptı. Çevresindekiler Aradel'le ilgilenirken birçok kişi Eol'un üzerine atılarak onu bağlayıp uzaklaştırdı. Ama Maegdin babasına bakarak sessiz kaldı. Eol'un ertesi gün kralın yargılamasına çıkarılacağına karar verildi. Aradel ve İdril Turgon'a af için gittiler. Akşama doğru yarası küçük görünse de Aradel hastalandı. Karanlığa dalıp geceliğin öldü. Kargunun ucu zehirliydi ve çok geç olana dek kimse bunu anlayamamıştı. Bu yüzden Eol, Turgon'un huzuruna getirildiğinde affedilmedi. Ve onu Karakdur'a, Gondolin'in tepesinin kuzeyinde kara bir uçurumun üzerine şehrin dimdik duvarlarından aşağı atmak için getirdiler. Maegdin yanlarında durup hiçbir şey demedi. En sonunda Eol bağırdı: "Demek babanı ve soyunu terk etti. Kötü dölün oğlu. Burada tüm umutların sönecek ve burada benimkiyle aynı şekilde ölesin." Eol'ü Karadur'un üzerinden attılar ve böylece sonu geldi. Bu Gondolin'deki herkese adil göründü. Ama İdril kederlenip o günden sonra soydaşlarına güvenini yitirdi. Maegdin başarılı olup herkes tarafından takdir edilerek Gondolin'im arasında yücerdi. Turgon'un değer verdikleri arasında yükseldi. Çünkü öğrendiklerinin hepsini hevesle, çabucak öğrenmişti. Ve aynı şekilde öğretiyordu.
demircilik zanaatı ve madencilikle ilgilenenleri etrafına topladı. Exoriyat'ta, yani kuşatan dağlarda araştırmalar yapıp çeşitli zengin maden yatakları buldu. En çok Exoriyat'ın kuzeyindeki Anghabar madenindeki sert demire değer verdi. Oradan o kadar çok dövülmüş metal ve çelik bolluğuna sahip olundu ki Gondol indirim silahları daha da güçlenip keskinleşti. Ve bu gelecek günlerde yararlı oldu. Maegdin'in öğütleri bilgece ve ihtiyatlıydı. Gerektiğinde de dayanıklı ve cesur. Sonraki günlerde bunu gösterdi. Çünkü Ninayet Anuediad'ın korkunç yılında Turgon topraklarını açıp kuzeyde Fingon'un yardımına giderken Maegdin Gondolin'de kral vekili olarak kalmadı. Turgon'un yanında dövüştü. Savaşta korkutucu ve korkusuz olduğunu kanıtladı. Böylece Noldor prensleri arasında güçlenerek yükselen ve onların ülkelerinin en ünlüsü dışında prenslerinin en yücesi haline gelen Maegdin'in yazgısında her şey yolunda gibiydi. Yine de yüreğindekileri açığa vurmadı. Her şey istediği gibi gitmemesine rağmen sessizlik içinde dayanarak tutkusunu çok az kişi anlayabilsin diye düşüncelerinde sakladı. Celebrimdal İdril dışında. Çünkü Gondolin'deki ilk günlerinden itibaren gittikçe daha kötüleşen, bütün neşesini kaçıran bir sıkıntısı vardı. İdril'in güzelliğine aşıktı. Onu umutsuzca arzuluyordu. Eldar böylesi yakın akrabalarıyla evlenmezdi. Ne de hiçbiri daha önce böyle bir şey arzulamıştı. İdril her nasılsa Maegdin'i pek sevmiyordu. Onun kendisini sevdiği düşüncesini bilmek onu daha da az sevmesine yol açıyordu. Çünkü bu ona Maegdin'in içindeki garip ve iğrenç bir şey gibi görünüyordu. Aslında Eldar'ın daima öyle gördüğü akraba kıyımının günahkar meyvesi ki bununla Mandos'un lanetinin gölgesi Noldor'un son umutlarının da üzerine çöküyor. Ama yıllar geçtikçe Maegdin İdril'i izleyip bekledi. Aşkı kalbinde karanlığa dönüştü. Diğer meselelerde de eğer o şekilde sahip olabilecekse çalışmadan, zahmetsizce ve kolayına kaçarak arzusuna ulaşmaya çalıştı. Bunlar Gondolin'de yaşandı. Ve ülkedeki mutluluğun ortasında itişamı sürerken kötülüğün kara tohumu da ekilmişti.